Lâdikli Ahmet Hüdayi Hazretlerinden Hazreti Mevlana'ya Konya programımızda büyüklerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. İnşallah bugün Saadettin Konevi Hazretlerinin huzuruna doğru ilerliyoruz. Sabahın izzet ve devlete yakın ve kapın acil sahiplerine daima açık olsun diyor bu kapıda sülüs yazıyla. Biz de dua bekleyen kardeşlerimiz için hep beraber dua edeceğiz inşallah huzurda. Tevhidlerle, selatü selamlarla ziyaretlerimizi bugün de gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, Hazreti Mevlana ile Saadettin Konevi Hazretleri arasındaki hatıralardan Eflahık'ı şöyle anlatır dostlar. Saadettin Konevi Hazretleri bir gece rüyasında kendisinin Hazreti Mevlana'nın mübarek ayağını ovduğunu görür. Bu hadiseyi 3 kere görür ve Allah'tan mağfiret diler. Son defasında uyanır, yanındakileri kütüphaneden bir kitabı getirmelerini ister. Hemen kütüphaneye doğru isteği üzerine gidilirken Hazreti Mevlana'nın merdivenin ortasında oturmuş olduğu görülür. Hemen gelip Saadettin Konevi Hazretlerine haber verirler. Saadettin Konevi Hazretleri de oraya gelir. Hazreti Mevlana'yı orada oturmuş görür. Hazreti Mevlana Saadettin Konevi Hazretlerini görünce ayağa kalkar. Birbirleriyle kucaklaşırlar ve der ki Konevi Hazretlerine, canın sıkılmasın, bu böyledir der. Bazen siz bizim ayağımızı, bazen de biz sizin ayağınızı ovarız. Bizim aramızda birlik vardır der. Yabancılık yoktur deyip oracıktan kaybolur. Tabi Kadı Sıracettin Hazretleri'nin de buyurduğu gibi birbirleriyle bundan sonra gittikçe gerek huzurda gerek gıyaben Hazreti Mevlana hakkındaki inançlarını artırır. Ölünceye kadardaki onun en candan muhiplerinden olurlar. Hazreti Mevlana ile Saadettin Konevi Hazretleri'nin hatıraları bu minval üzere devam eder. Aralarındaki o samimiyet o dereceye ulaşır ki Hazreti Mevlana vefat edeceğinde cenaze namazını Saadettin Konevi Hazretleri'nin kıldırmasını vasiyet eder. Vefatını takiben vasiyeti üzerine cenaze namazını kıldırmak üzere imamete ilerleyen Saadettin Konevi Hazretleri birdenbire hışkırarak kendinden geçmiştir. Evet, gönül alemi geniş, tefekkür dünyası engin, ilim, irfan ve fazileti yüce Şeyh Saadettin Konevi Hazretleri'nin huzurundayız. Ve Konya'mızın mana kubbesini bezeyen yıldızlarından. Dualarımızda Rabbimizden cennetini, cemalini, Habibinin aşk ve sevgisini istemeye devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak dualarımıza amin diyen siz kardeşlerimizle birlikte bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetiyle dünya ve ahirette mesut kılsın inşallah rahman. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum efendim. Vesselam.